Selam herkese. Bugün günlerden pazar ama 10 Haziran pazar. 2 gündür çekmiyorum. Sizi güncelleyeceğim. Çünkü karnelerimizi aldık ve artık özgürüz. Zaten bunun hakkında videolar çok yakında geliyor. Küpemi nasıl buldunuz bu arada? Taktım ama umarım beğenmişsinizdir. Şimdi şöyle giyindim. Çünkü yazlığa gidiyoruz. Normalde giyindiğim şeyleri nereden aldığımı söylerdim ama çok yakında bir sezon alışverişi videosu zaten gelecek. O yüzden orada görürsünüz. Onu izleyin. Sadece sezon alışverişi videosunda göstermediğim bakım şeyleri var. Şimdi size onu göstereceğim. Cuma günü de yani benim için çok duygusal bir gündü gerçekten. O okuldan ayrılıyor olmak ve hocalarımdan, özellikle hocalarımdan ayrılıyor olmak. Gerçekten bir hayli böyle hüzünlü bir şekilde çıktım ve bu da andaçım. Size göstereyim. Sadece bizim sınıfın fotoğrafını göstereceğim. Ya. Gerçekten yani bu okul benim için çok çok özeldi ve lisede bilmiyorum ne olacak gerçekten. Neyse şimdi size bayram indiriminden aldıklarımı göstereceğim. Bredis'e de girdim ama hani orada tamamen böyle kulak pamuğudur, şeylerdir, o tarz şeyler aldım. Zaten gördüğünüz gibi bunun içine koymuş annem. İlk olarak bir tane nemlendirici krem aldım. Neutrogena'nın bu meşhur artık Hydro Boost serisinden. Ben bunu denedim. Yani birçok ürün denedim. Çünkü çok zaten birkaç bir şey aldım. Çünkü çok merak ediyordum gerçekten. Özellikle bunu. Kokusu gerçekten çok güzel. Ama birazcık hani parfümlü olması beni birazcık şey yaptı. Yani ama kokusu çok güzel gerçekten. Ve yapısı böyle o kadar güzel ki hani su gibi gerçekten. Zaten water gel diyor. Ben de böyle bir şey istiyordum. Hani yaz için böyle hafif bir nemlendirici. Normalde çok çünkü yoğun nemlendiriciler, böyle bebek kremleri falan artık kullanıyordum. Yapısı çok güzel, cilt tarafından hemen emiliyor. O yüzden çok beğendim bunu. Daha sonrasında bir tane yeni bir marka sanırım çünkü ben yeni görüyorum. Yani yeni olması gerekiyor ya da bayağıdır Boston'sa Gretz'e uğramadığım için olabilir. Proxim, uzun zamandır denemek istediğim bu tarz böyle makyaj yağları veya İşte makyaj temizleme banları. Çok çok merak ediyordum bunları ve bence çok pratik. Çünkü ben bunlardan önce de şey yapıyordum. Hani makyaj temizleme sütünü, o Garnier'in beyaz temizleme sütünü. Yüzümü yıkarken ılık suyla böyle maskarayı akıtıyordum ve ondan sonra makyajımı siliyordum. Yani bir nevi bunların işlevini onunla yapmaya çalışıyordum. Birazcık saçma oluyordu. O yüzden bunları denemek istedim. Bunlar 8 liraya düşmüştü. 20 küsur liradan. Bakacağım. Bence balmı daha iyi olacak. Çünkü yapısı daha yoğun falan. Özellikle böyle yazın çok çok az makyaj yaptığımda ve hani temizlemeye aşırı üşendiğimde bu tarz şeyler çok bence pratik olacak. Galiba açılmasın diye yapmışlar şu an. Oha çok ilginç. Yapısı böyle cidden görünüyor mu? Bakın. Ben bunu en yakın zamanda deneyeceğim ve şu an elim battı. Bunun yalnız üstünde kalanlarla bir kilo makyaj temizlenirdi yani. Çok ilginç ve çok ilginç kokuyor şu an. Galiba batırdım şu an elimi, her şeyimi. Arkasında yağlı yüz bırakmaz falan yazıyordu. Yani şöyle gördüğünüz gibi bence bu makyajı bayağı iyi temizleyecek ama şu an öyle hissediyorum. Ama elim de battı. O yüzden gidiyorum. Bu arada ben son zamanlarda ciddi derecede hani makyaj malzemesi almıyorum. Yaklaşık 5-6 aydır hani hiçbir şey almıyorum çünkü ihtiyacım yok. Zaten makyaj koyusunun videosu da gelecek artık yakında. Sonrasında bir tane aseton. Bu yazlıkta ihtiyacımız vardı. Koyu renk öğeler için olanı. Bence en etkilisi hani Berlin'in. Ve son 3 şey kaldı. Bir tanesi Revlon'un Balm Matte. Balsamo mat. Aha bir sürü dilde yapmışlar. Bu kalem formundaki rujları. Şöyle. Hatta bunu şimdi süreyim. Dudakta nasıl durduğunu da görün. Çünkü çok koyu gelmiş olabilir. Birazcık üst dudağım olmadığı için çok. Bu renk benim bir likit mat rujum vardı Balm'ın. Ama onu tekrar almak istedim. Çünkü hani likit mat ruj yazın çok şey olmuyor yani. Rahat olmuyor. Böyle kurutuyor falan. O yüzden bu renk bir ruj istiyordum. Bu ilk sürdüğünüzde birazcık mentollü gibi hissettiriyor ama bence çok güzel yani yapısı falan da böyle ince o yüzden yaz için güzel olur diye düşündüm. Eğer renk çok koyu geliyorsa hemen parmaklarınızı da dağıtıp biraz açabilirsiniz. Bu indirimdeydi yine 20 küsur lira olması lazım. Bu da artık her yaz aldığım hatta geçen yaz da şunu almıştım ama şu anda parmaklarımdaki de zaten bu. Bu birazcık böyle bozulmaya başlamıştı o yüzden ben de yenisini aldım çünkü beyaz oje. Yani yazın benim vazgeçilmezim. Daha sonrasında annemle birlikte hani yılların favorisi falan en favori maskaramız
The Rockets Maybelline'in. Çok güzel gerçekten. Ben nasıl kullanıyorum önce onu söyleyeyim. Annem bu maskarayı önce alıyor. Zaten genel olarak annem önce maskarayı alıyor. Sonra kullanıyor. Sonra hafif böyle bitmeye başladığında ben alıyorum ve ben o şekilde kullanıyorum. Çünkü çok daha fazla hoşuma gidiyor. Yani çok daha bağlıdırıyor bence. Şimdi çıkmamız gerekiyor. Zaten göstereceğim her şeyi gösterdim. Artık gidebiliriz. Kulaklığımı alıyorum. Olmazsa. Az uzun olacaktı. Bu arada çok güzel müzikler yükledim. Çok yakın zamanda bir videoda çekeceğim onunla ilgili. Çok heyecanlıyım. Selam herkese. Şimdi biz geldik ve yerleşmeye çalışıyoruz. Sonra direkt havuza gideceğiz. Hatta size bizim kızları göstereyim çünkü oradalar. Şuradalar. Bak. Şu dörtlü. Babacım. Gökteki Barış. Seyahat köfte. Anneciğim. Selam. Çok güzel. Evet. Selam herkese. Biz şimdi burada bir yere geldik. Bizim yeni keşfimiz. Belki bizden önce bilenler de vardır. Ama şöyle arkamı görebilirsiniz. Çok güzel. Saat 9.30 bu arada. 9.36. Çok güzel. Şimdi burada fotoğraf çekeceğiz. Normalde gün batımında çekilecektik. Gün batımında çekilecektik ama ben uyuyakaldığım için birazcık. O ayarlayınca ne oluyordu? Auto. Tamam, auto fokus. Videodasın. Tamam, sen şuradan bak, tamam mı? Tamam. Oha, şu an çok güzel. Aradan bak biraz. O kadar giyiyor. 3, 2, 1. Çok salaksınız. Hazır otur artık. Tamam ya, sakin ol. Tamam. Selam. Aa, bacağımı eziyorsun. Oha, sırf bacak. Bak, bacaklara karşı senin bir şeyin var. Ya ne yapayım? Bacak ne yapayım? Ne yapayım? Bu bacak benim. Bu bacak benim. Susuz benim. İsteyelim. Göz gözü görmüyor hep bu. Yemeyeceğim. Seni istiyorum yanımda. Her gün durum beni mahvedecek. Şimdi Monopoly oynuyoruz. Kim kazanır? Kabul et sen. Keşke böyle fotoğraf olsun. Şu an nedense çok güzel. Bayağı güzel kilo oldu. Şu an nedense çok güzelim mi dedi o? Evet. Aradığım özgüven. Güzelce karıp koyarsan. Ne? Tamam, bankacı benim ya. Salın ablanıza bırakın. İyi, sol hadi. Hi guys bro. Hi guys bro. Aa, sen onları ne biliyorsun? Kardeşim, biz de YouTube izliyoruz herhalde. Oğuzhan Özkaya. Oğuzhan Özkaya. Oğuzhan Özkaya YouTube kanalları. Şey oldu, La Casa de Papel. La Casa de bir sahne vardı. Ne boş yaptım ya. Ya, hareket ettirme bak, düşecek zaten, ölecek şimdi. Ölecek şimdi. Hayır, ben dağıtmadım, öylesine attım. Sayılmaz o. Bravo. Önce aldık işte 6 atacak ya. 4 attı. Az önce de 1 attı, 1 attı. Ben şimdi 3 veya 1 atacağım. 1 abi. 2. Tamam, bir şey olmaz. Biriniz önce başlayın. Evet. 4. Bak 4. Ya ama yeni başladık daha. Öde. Bak. İki hem bir de. Bak şu şarkı bu ne ya? İristen şarkısı gibi. Evet ya. Amen o. Arkadaşlar, bu arada Kadir geceniz mübarek olsun. Ela. Bu arada ben çok mübarek bir insan olarak bunu da söylemek istedim. Hadi bakayım. Şunu önünden çeksene. Ay. Sen koydun. Ben koydum. O koydu. Ama hep öyle oynamış. Evet. Ya o zaman değiştirsin ya. Çok fazla para vermiyorum. Sonra ben iflas ediyorum. Ben etmiyorum olacak. Hadi ya. Mantıklı olacaksan, mantıklı kararlar verirsen. Güzel. Bu oyun size hayata hazırlıyor arkadaşlar. Aynen. Monopoly oynuyorum, hayata hazırlanıyorum. Evet tabii. Şeye kartım ver. Alım satım. Sen büyüdüğünde böyle güzel, böyle her şeyi alabileceğin bir şirketin olursa. Öyle bir şirket kurmak için önce mantıklı kararlar vermen lazım. Niye ben başlangıçtan geçmiyorum? Geçmiyor. Ya başlangıçtan geçmiyor. Bakayım, sen neredeydin? Ben buradaydım. Kastamonu nerede? Burada. Ne?
kardeşim. Devamla devam. Eğer şöyle. Ya ben olsa... kira vereceğim. Bana ne, beni ilgilendirmiyor. 700 beni ilgilendir. Bana ne, ipotek mi? Niye olmuyor? Tamam. Ağlamayın, ağlatmayın. Kira beni vermiyor mu? Tamam, edeceğiz. Aptal. İpotek beni verdi. Kiraya bak, kira 100k. Sen git ipotek kendini ver. Hayır, ver paramı. Ver 700'ümü ver. Ya ben sen... Al, al. Başına çal paranı. Yaz gelirken karışır böyle şeyler, ne şeyler ne şeyler. All the way to lose a little like golden. Dertimden başka geçen günleri insansızım çok insafsızsın. İnsafsızsın çok güzelsin, lanet olsun insan mısın? O dertim neydi dertinden başka. Bakış neden gözlerinle. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Onlar da kahvaltısını yapıyor. Selam herkese. Günaydın öncelikle. Bugün günlerden 11 Haziran Pazartesi ve saatler 12'yi çeyrek geçiyor. Evet, ben 11'i 20 geçe falan uyandım. Kahvaltı ettik. Şimdi odaları toparlıyoruz ve önce ben kendimi birazcık toparlayayım dedim. Şu an kameranın şarjı bitebilir ve ben bugün spor yapacağım. Onu da çekebilirsem çekeceğim çünkü böyle bir motivasyon olması için size. Bu akşam bu arada İzmir'e dönüyoruz. Sonunda bu videoları artık montajlayıp yükleyebileceğim. Yine mi bu şeyi aldım? Selam herkese. Gördüğünüz gibi şimdi biz hazırlandık. Bu saçlarım bu arada şöyle tararken şöyle kaldı ve dedim ki acaba saçımı böyle kestirsem mi? Hani şurada kestirsem mi? Şimdi denize gidiyoruz ama hava çok kapalı. Ben zaten uyudum. Az önce uyandım. Bu arada saçlarım konusunda ne düşündüğünüzü yazabilirsiniz. Şurada kestireyim mi saçımı yoksa böyle mi kalsın? Bilmiyorum, büyük ihtimalle kestirmem çünkü kestirince çok üzülüyorum ama her neyse şimdi neden böyle makyaj yaptın diye soracak olursanız. Sahile gitmeye karar verdik. Hem biraz fotoğraf çekilmek için hem de galiba denize girecek bir arkadaşımız var. O yüzden şimdi gidiyoruz. Çünkü yarım saat sonra gitmek üzere kalmışım kendime ama sonra arada 4 saat geçti. 4 saat değil, 2 saat. Saat.
I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Got my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Yeah. Arkadaşlar şu an galiba bana bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Bir şeyler söylemeye çalışıyorlar ama hiçbir şekilde anlamıyorum ve çok komik gözüküyorlar. Ne diyorsunuz? Şu an bana orada köpek balığı olduğunu ve o yüzden gelemediklerini söylüyorlar. Yani burada köpek balığı olur mu demeye çalışıyorum ama galiba şu an çok fena şakalanıyorum. İlk başta anlamadım ne söylediklerini ama şu an galiba bana şaka yapmaya çalışıyorlar. Fakat şu an hiç de inanmıyorum çünkü orada yatıyorlar falan yani. Ve bu denizde köpek balığı olmaz yani. Gerçekten köpek balığı mı var? Evet. Nasıl geldiniz siz yemedi? Hadi hadi. Güzel şaka, güzel şaka. Değil, gel gel, ölmedin. Evet, selam herkese. Şimdi Melis'teyim. Ve gün batımını izlemek için sahile gidiyoruz. Çünkü çok güzel oluyor. Ben bunu bir çekeyim istedim. Size göreceksiniz. Melis bir şey söylemek ister mi? Hayır. Evet, teşekkürler. Oh my god, I feel it in the air, telephone wires above, all sizzling like a snare, honey, I'm on fire, I feel it everywhere, nothing scares me anymore, kiss me hard before you go, summertime sadness, I just wanted you to know, that baby you're the best. I got that summertime, summertime sadness. So, so summertime, summertime sadness. I got that summertime, summertime sadness. Oh, oh, oh. I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bed, baby, by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my god, I feel it in the air, telephone wires above, all sizzling like a snare, honey, I'm on fire. I feel it everywhere, nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Oh, summertime sadness, I just wanted you to know, oh, oh, that baby, you're the best. I got that summertime, summertime sadness. So, so summertime, summertime sadness. I got that summertime, summertime sadness. Arkadaşlar, ben Barkın Şengül. Bugün az daha intosunu yapacağım. Dur, arkama gel. Herkese arkadaşlar, bir de ben az daha çekeceğim. Evet arkadaşlar, şu anda annemi görüyorsunuz ki gidiyor babamla karşıdan geliyor. Boğuldunuz değil mi? Şimdi babam bana kızıyor, öyle. Evet, selam herkese. Şu anda buraya konuşmak zorundayım çünkü az önce bu klibi çektim ve hiçbir şekilde sesim duyulmamış rüzgardan. Umarım şu anda beni duyabiliyorsunuzdur. Son bir şey söylemek için şu an bunu çekiyorum. Zaten videonun başlığında da gördünüz ama bunu birazcık açmak istedim ve neden bu başlığı seçtiğimi. Umarım şu an spiker gibi veya çok komik gözükmüyorumdur ama yapacak bir şeyim yok. Ben bu yıl gerçekten bir şey öğrendim. Yani en azından bu 9 ay içerisinde gerçekten sizin de bir şey öğrendiğinizi düşünüyorum. Belki farkında değilsinizdir ama şu an bunu söylemek istedim. Bu kadar süre birlikte sabrettik, sistem sürekli değişti. Biz yine çalışmaya devam ettik ve bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştık ve en önemlisi de sabrettik. Bu süreç gerçekten kolay bir süreç değildi. Bunu zaten benimle birlikte yaşayanlar anlayacaktır. Çünkü biz bunu birazcık birlikte yaşadık ve birlikte aştık. Ben böyle düşünüyorum. Umarım size de bunu geçirebilmişimdir ders çalışma vloglarımdan, ders çalışma günlüklerimden. Ve şu an hazır buradayken bunu söylemek istedim. Bu kadar sabrın sonu gerçekten selamet olacağını zaten biliyorduk ama ben gerçekten şu an çok mutluyum. Hani ne olacağını bilmiyorum ama kısa zamanda öğreneceğim. Hepimiz öğreneceğiz. Umarım hakkımızda hepimiz için en hayırlısı olur. Bunu tekrardan söylemek istiyorum.
istiyorum. Çünkü en iyisi sizin için hayırlı olan olmayabilir yani. Anlatabiliyor muyum? Birazcık da bu yandan düşünmek gerekiyor. Sınav her ne kadar mükemmel geçmemiş olsa da hani şu an buradayım ve ben hani ve siz oradasınız. Hani nasıl anlatayım bilmiyorum ama size çok sevdiğim bir sözü buradan söylemek istiyorum tekrar. Be here. Yani burada ol. Anda olun ve anı yaşayın. Gerisi hiç şekilde önemli değil. Çünkü bugünü, bu tatili ve bu anı bir daha yaşamayacaksınız. Ve bu yüzden bence bunun sonuna kadar değerini bilmek çok çok önemli. Gerçekten hiçbir şekilde kendinizi üzmenize ve kafanıza takmanıza değeceğini düşünmüyorum. Umarım tabii ki hepimiz iyi yerlere gelirsiniz. Hepimiz iyi yerlere geliriz ve tatil vloglarımın devamı gelecek. Şu an bu vlogu burada kapatıyorum ama daha çok fazla planım var. Yapmak istediğim çok fazla şey var. Sizin de bu planların içinde olmanızı istiyorum. Bu yüzden eğer kanalıma abone değilseniz veya yeni geldiyseniz hoş geldiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bu vloglarımı seviyorsanız ve devamı gelsin diyorsanız beğene tıklamayı unutmayın. Ki beğenmeseniz de gelecek çünkü ben bunu yapmayı seviyorum ve izlemeyi seven insanların olduğunu da biliyorum. Ve bu demektir ki önümüzde hiçbir engel yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım dediklerimden bir şeyler çıkarmışsınızdır kendinize. Gerçekten kendinizi hiçbir şekilde üzmenize değmez. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Like the stars miss the sun in the morning sky. Late is better than never. Even if you're gone, I'm gonna try.